Çok geç kalmadın değil mi? Toprak. Ne kadar güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Ne zamandır bir değişiklik istiyordum. Beğenmek mi? Resim kesildi resmen. Süper olmuşsun. Bambaşka biri gibi. Kerem, seni görmeyi hiç beklemiyordum. Ne zamandır doğru düzgün görüşemedik. Azra davet etti, ben de kıramadım. Yasemin, beraber geçirdiğiniz yılları, Toprak'la evliyken nasıl metresin olduğunu, gayrimeşru çocuğu, bütün pisliklerini teker teker anlattın bana. Reyhan Hanım lütfen, polisi arayalım efendim. Şermin, salak olma. Polisi ararsak ikisini tutuklar. Hem bak kavga etmiyorlar. Rica ederim olayı daha fazla karıştırma. Bu çocuk kaç yaşındaydı? 3 mü 4 mü ha? Tamam kapat bu mevzuyu. Siz neden bahsediyordunuz? Tamam panik yok hanımlar. Biz Sıtkı ile yanlış bir şeyler yaptık. Sonra aramızda anlaştık. Değil mi Sıtkı? Gelmeyeceğini düşündüğümüz için biz siparişleri vermiştik. Olsun canım, çok iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Aslında tam zamanında geldim. Biz de konuşmayı bitirmiştik. Zamanlaman süper. Sıkıcı iş konularında dinlemek zorunda kalmadın. Evet. Artık sohbetin keyifli tarafına geçebiliriz. Toprak da sipariş versin o zaman. Tabii. Bir tane tavuk şinitsel, bir tane de light patates salatası. Hemen efendim. Ben tavuk şinitsel istemiyorum. Ne arzu ederdiniz ama efendim? Bonfile alayım, yağsız olsun. Geçen sefer buraya geldiğimde çok beğenmiştim. Nasıl istersen. Yemeğinizi hemen getiriyorum hanımefendi. Yanında ne alırdınız? Su yeterli. Okan. Sana daha önce de söyledim konuşmak istemediğimi. Lütfen şimdi git. Sen nasıl istersen. Hadi siz de gidin şimdi. Reyhan Hanım lütfen, sizi yalnız bırakamam. Şermin, git diyorsam gidin. Zaten yeterince olay çıktı. Reyhan Hanım, biz yalnızca yardımcı olmaya çalışmıştık efendim. Yardım edilecek bir şey yok. Okan bir şey yapmıyordu zaten. Hadi Şerma. Reyhan Hanım haklı. Ben işlerine karıştım. Sıtkı. Çok teşekkür ederim. Beni korumak istemen çok nazikçe bir hareketti. Sıtkı, ben çantamı alıp geliyorum. Bu testten Tibet'in haberi yok değil mi? Hayır İkbal Hanım. Sizden başkasının haberi yok sonuçta. Âlâ. Ben demeden de hiçbir şey yapmayın lütfen. Tamam İkbal Hanım.
Sağ olun. Hanımım, çayınız buyurun. Sağ ol. Necip Bey nerede? Vallahi dışarı çıktı hanımım ama nereye gitti bilmiyorum. Zümrüt Hanım da yok evde. Allah Allah. Sen çayıma bir limon getiriver kızım. Tabii hanımım. Azra'ları mı bekleseydik? Yalıya mı? Evet Kerem, ben çocukları çok özledim. Çok keyifli bir akşamdı. Evet, bizim için de öyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok yakışmışlar değil mi? Hı hı. Yakışmışlar. Hep böyle gül toprak olur mu? Hep böyle mutlu ol. Sen de. Ben sen benim yanımda olduğun sürece mutluyum. Tabii benden şüphelenmediğin sürece. E artık için rahat etmiştir. Bak Azra'nın bir sevgilisi var. Hem de Kerem. Vallahi çok şaşırdım ben de. Hiç aklıma gelmezdi Azra ile Kerem. Sen fark etmiş miydin? Yok hayır. Ya bu fotoğraflar için evine gittiğimde birisi vardı ama görmedim. Yani Azra'nın sevgilisi olduğunu anladım ama Kerem olduğunu bugün öğrendim. Çok sevindim. Ya Kerem'i çok severim bilirsin. Ya Azra da zeki, hayat dolu bir kız. Bence mutlu olacaklar. İnşallah. Vallahi onları ve başkalarını bilmiyorum ama ben çok mutlu ve çok şanslı bir insanım. Çünkü senin gibi bir kadına sahibim. Bugün bir kez daha aşık oldum sana. Teşekkür ederim.
şu hale bak Sıtkı ya. Acaba hastaneye falan mı gitseydik? Yok gülüm, önemli bir şey değil. Hayır, polis çağıracaktık işte. Adamın yaptığı şeye bak canım. Uf, kim bilir şimdi Reyhan Hanım ne haldedir? Ya kadın iyiyim dedi ya zaten. Biz yaptık yapacağımızı. Sıtkı, ben sizin yanınıza geldiğimde Okan Bey bir çocuktan bahsetti. 3-4 yaşında falan dedi hani. Neydi o? Ya gülüm, kapatalım bu konuyu. Vallahi Okan'dan Mokan'dan günah geldi artık. O zaman hadi artık yatalım hayatım. Zaten bugün sen de çok yoruldun, ben de. Hem de çok üzüldük. Sen yat gülüm, ben biraz televizyona bakacağım. Gelir yakında. Hadi gel biz film izleyelim. Oğlum. Çok özledim seni. Nasılsın? İyiyim. Anne, size buradan hediyeler aldım. Ama sürpriz. İyi yapmışsın. Yusuf, ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Bak, babam da selam söylüyor. Benden mi söyle? Neyse, böylelikle her şeyi tatlıya bağlanmış oldu. Sen de işini kaybetmezsin artık. Evet, sayende Toprak Hanım rahatladı. İyi oynadık ama, değil mi? Evet. Ama keşke oyun olarak kalmasaydı. Anlamadım. Yok bir şey, yani sana yardım etmek çok mutlu etti beni. Ne zaman ihtiyacın olursa söyle, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim Kerem. Bir şey değil. İyi geceler. Sana da. Uyudular mı? Uyudular. Hatta Lale üstünü açmış ama mışıl mışıl uyuyor, örtüm üstünü. Güzel. Çınar. Ne yapıyorsun? Bu güzellik bir dansı hak ediyor. Çok seviyorum seni. Gerçekten çok. Ben de seni çok seviyorum.
Kızım, saçların çok yakışmış gerçekten. Sen bir de dün gece benim halimi görecektin baba. Gözlerimi alamadım topraktan. Nasıl geçti yemek? Azra Hanım'la iyi vakit geçirebildiniz mi? Aslında dün gece ben Toprak Azra olacaktık ama birisi daha vardı. Azra'nın sevgilisi. Öyle mi? Güzel bir gece geçirmişsiniz anlaşılan. Çok. Oğlum ben kalkıyorum. Bugün çok toplantım var. Senin de Ankara seyahatin vardı değil mi? Ben gitmeyeceğim baba. Azra gidecek. O neymiş evladım? Son zamanlarda başarısı ortada. Ona çok güveniyorum. Oğlum, ne kadar muvaffak olursa olsun, kız daha işinde yeni sayılır. Azra iyi kız, hoş kız, akıllı kız ama bizden biri değil. Orada Ilgaz Holding'i temsilen bizden de birinin bulunması icap eder. Bence de Çınar. Elçiliklerden gelenler seni soracaklardır. Azra'yı muhatap almak istemezler. Haklısınız. Ben de gideyim. Zaten akşama döneceğim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neyse evladım. Lafı fazla uzatmayalım. Sonuç geldi mi? Peki Necip Bey? Aç kendin oku oğlum. Necip Ulgaz ile %99 doku uyumuna rastlanmıştır. Necip Bey, benim babam yani. Öyleymiş. Hemen konuşalım o zaman Necip Bey'le, yani babamla. Acele etme evladım. Önce bir plan yapmamız lazım. Ya, ne planı? Her şey ortada işte. Evladım, heyecanını anlıyorum ama bu meselede bana güven. Her şeyin bir zamanı var. Çınar, aslında ben de sizinle gelseydim. Niye? Muhasebede kreşle ilgili imzalamam gereken evraklar vardı ya, onları hallederim. Hayatım, yorulmana gerek yok. Ben sana göndertirim, imzalarsın, sonra geri alırım. Sabahtan işim yok işte. Geleyim, halledeyim. İyi, tamam. Ben de karımı daha fazla görmüş olurum. Hayırdır Okan Bey? Bir şey mi var? Yok. Nasılsın diye bakıyorum. Çok sessizsin bugün. Yasemin'den haber yok mu? Yoksa telefonlarını açmadı mı? Belki de birileri açmalıymıştır. Hı? Burada bekle. Arabayı
temizleriz. Evet. Lütfen Haluk'la ilgili sürekli beni bilgilendirin. Teşekkür ederim. Herhalde haberiniz vardır. Çınar Bey de Ankara'ya geliyor. Evet, haberim var da merak ediyorum. Sevgilisi olan bir Azra Çınar'ı nasıl tavlayacak, anlatabilir misin? Anlamadım. Sevgili olayından bahsediyorum Azra. Bunda ne var ki Zümrüt Hanım? Galiba birbirimizi anlamadık. Bu oyunu sürdürmek düpedüz saçmalık. Ama evde Çınar Bey'e sevgilim varmış gibi davrandığımda mutlu olmuştunuz. Ben de onu devam ettirdim. O anı kurtardın, o kadar. Ciddi bir ilişkin olması toprağı rahatlatacak, farkında değil misin? Ben de şimşekleri üzerime çekmezsem planımızı daha rahat devam ettiririz diye düşünmüştüm. Böylece toprak rahatlayıp bana daha çok güvenecekti. Nitekim Kerem'i görünce sakinleşti. Ne dedin sen? Sevgilim diye Kerem'i mi götürdün? Aferin benim güzel karıma. Vallahi iyi kıvırdım bu işleri. Seni tebrik ediyorum. Çınar. Hı? Ben şu yarım kalan lise bitirme sınavlarıma tekrar girmek istiyorum. Ya, çok iyi düşünmüşsün. Ben de yardım ederim sana. Tamam. Bir de İngilizce kursuna kaydoldum. Ama ikisi birden fazla olmayacak mı? Önce sınavlarını ver, ondan sonra kursa gidersin. Neden Çınar? Ben ikisini de halledebilirim. Halledersin tabii de. Yani ne bileyim, şimdi bir yandan kurs, bir yandan sınavlar, kreş var, sonra çocuklar var. Biraz fazla yüklenmiyor musun kendine? Ben İngilizceyi de hemen öğrenmek istiyorum. Peki. Ama kurs olmaz. Neden? Sana özel bir hoca tutarız. İstediğin zaman kreşe gelir, birebir çalışırsın. Daha çabuk öğrenirsin. Hem benim güzel karım her şeyin en iyisine layık. Teşekkür ederim. Bana sormadan saçma sapan işler yapıyorsun. İnanamıyorum. Hem de buna oğlumu alet ediyorsun, öyle mi Azra? Zümrüt... Konuşma! Hemen gidip ikisine Kerem'le hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceksin. Bir daha da benden izinsiz adımını bile atmayacaksın, anladın mı? Nasıl isterseniz Zümrüt Hanım. Ama resmen yalancı durumuna düşeceğim. Bu daha da kötü. Bunu yapmadan önce düşünecektin. İster ayrıldığımda, ister başka bir şey, beni ilgilendirmiyor. Bir daha da Kerem'le seni yan yana görmeyeceğim. Yoksa çok kötü olur. Bunu da bilmiş ol. Çok geçmiş olsun. Hiç haberimiz olmadı bizim de. Sizi de telaşlandırmak istemedim. Geçmiş olsun Reyhan. Sağ ol. Neyse kızım, bu musibeti atlattınız. Benim için önemli olan bundan sonra huzurla yaşamanız. Evet. Neyse, ben işimin başına döneyim. Size iyi çalışmalar. Görüşürüz Toprak. Görüşürüz. Gel. Kerem, senin ne işin var burada? Rahatsız ettim galiba. Yok, rahatsız etmedin de işler biraz yoğun. Belli ki senin keyfin yok. Belki bunlar biraz işine yarar. Sağ ol, çok naziksin. Dünkü oyunu devam ettirmek için getirmiştim. Neyse, senin canın bayağı sıkkın galiba. Anlatmak istersen dinlerim. Ya
İşle ilgili bir şeye sinirlendim. Önemli değil. Kerem. Ben bir toplantıya girecektim de sonra konuşsak olur mu? Tamam. Dert değil. Ben şey yapayım o zaman. Gideyim. Görüşürüz. Sağ ol. Gel. Müsait misiniz? Tabii Reyhan, geç. Nasılsın? Biraz daha iyisin ya. Aslında çok iyi değilim. Ne oldu? Dün gece Okan eve geldi. Ne? Nasıl buldu seni? Bilmiyorum. Bir şey yapmadı değil mi? Yalvardı, onu affetmemi istedi. Böyle bir şeyin affı söz konusu bile değil, biliyorsun değil mi Reyhan? Zümrüt Hanım, ben size ve Azra'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Ama artık o evde kalamam. Bir otele yerleşeceğim. Yusuf da gelince bakacağım artık. Hay Allah. Keşke biraz daha kalabilseydin. Neyse. Bir şeye ihtiyacın olursa ara lütfen, olur mu? Tamam, söylerim. Görüşürüz. Aferin kızım. İyi düşünmüşsün İngilizce dersini. Gel. Merhaba Toprak. Merhaba Azra. Çınar Bey, Ankara'daki toplantı için konuşma metni hazır. Güzel. Aferin. Ha Çınar Bey, şu ünlü Fransız şefin restoranı toplantı mekanına çok yakınmış. Rezervasyon yaptırmamı ister misiniz? Toplantıdan önce dosyalara bakarız. İyi olur. Tamam. Evet. Çınar, benim de sizinle Ankara'ya gelmem gerekmez mi? Yani sonuçta sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bir şey bu. Yok hayatım, gerek yok. Yani sonuçta açılış değil, kısa bir briefing olacak. Oraya kadar zahmet etme. Hem kreşte işler yok mu? Kreş bugün durgun. Çocukları geziye götürdüler. Zaten aksi olsa böyle bir şeyi hiç teklif etmezdim. Olsun, sen gene de zahmet etme. Biz Azra'yla hallederiz. Peki. O zaman kolay gelsin size. İyi günler Necip Bey. Sana da kızım. Evladım, kız da sizinle gelseydi ya, niye ısrar ettin? Nasıl bozuldu, görmedin mi? Farkındayım baba, merak etme. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Neyse, ben gidip şu metne biraz bakayım. Sonra görüşürüz. Tamam oğlum. Yavrum, senin ne şahane bıyıkların var öyle. O kaytan bıyıklarını sürsem nereleri mi? Yürü git. Ne istedin koçum? Yasemin'i arıyorum. Burada yok. Bana maval okuma. Biliyorum ben burada olduğunu.
Bak kardeşim. Bu senin. Yasemin'in nerede olduğunu söylersen daha da veririm. Seninki burada yok. Geceleri gelir. O zaman gelir görürsün. Şimdi nerede peki? Ben ne bileyim, babası mıyım? Gündüz sürterler, gece gelirler. Fazlasını da sormam zaten. Tamam. Yalnız Yasemin'e geldiğimi söylersen zırhını koklatmam sana. Hele sen şöyle bir hazırlıklı gel de süpermuarı kapatırız. Hem gece kıyafetlerinizi hem de kokteyl kıyafetlerinizi görmek istiyoruz. Renk tercihleriniz var mıydı? Modellere bir bakalım, rengine sonra karar veririz. Tabii. Azra? Kerem'le nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Sevindim. Hoş geldiniz. Biz geldik. Ay, ne iyi ettiniz, ne güzel sürpriz. Hava almaya çıkmıştık da sana da bir uğrayalım dedik. Hem oğlanı da bir doyurursun. Çok iyi yapmışsınız. Burası bayağı güzelmiş. Ben bir gezip bakınayım. Hoş geldin sen. Kuzum. Toprak. Sen bu Azra konusunda ciddi ciddi rahatsın. Yani dün gece yemeğe gittiğine göre. Anne, benim için endişelenme artık. Yeşim'de yaptığım hataları bir daha asla yapmayacağım. Artık kocama sahip çıkıp sadece mutlu olacağım, tamam mı? İnşallah canım. Sınava mı hazırlanıyorsun? Evet, daha vakti var ama ben şimdiden başlayayım dedim. İyi ediyorsun yavrum. Okulunu bitir. Kendi ayaklarının üstünde dur. Hem bak burası da iyi oldu. Gel bakalım sen, acıktın mı? Bunlar olsun. Peki efendim. Evet. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok zevklisin. Umarım Toprak Hanım da beğenir. Zaten çok zarif. Ne giyse yakışıyor. Bir beden büyük olsa daha iyi olacak sanki. Hemen bakıyorum Nevin Hanım. Hanımefendinin elindekinden ben de görebilir miyim acaba? Hemen efendim. Ne oldu, fikrini mi değiştirdin? Bilmem. Bu da çok güzel görünüyor. Çok zarif. Ne kadar güzelmiş. Çok beğendiysen bunu da sana alalım. Ay yok, olmaz öyle şey Çınar Bey. Ben öylesine bakmıştım. Niye olmasın? Sen bu holdingin bir elemanısın. O kadar emeğin var her şeyde. Olmaz öyle şey. Bizim şirketin sana bir hediyesi olsun. Bunu da ekleyin. Hazır Hanım'a da bunu alıyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Rica ederim. İyi günler de kullan. İkbal Hanım. Necip Bey, kusura bakmayın. Habersiz geldim. Rica ederim efendim, buyurun. Sağ olun. Sebebi ziyaretiniz nedir? Sizinle çok önemli bir meseleyi görüşecektim. Dinliyorum. Aa,
Necip Bey, ben çıkıyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Affedersiniz. Haluk Bey'in yanına mı? Evet Necip Bey, uğrarım demiştim. Peki durumunda bir değişiklik var mıymış? Hayır. Müsaade edin ben de sizinle geleyim. Yalnız kalmanızı istemiyorum. Ne gereği var Necip Bey? Ben de zaten fazla kalmayacağım. İçime sinmez efendim. Lütfen müsaade edin. Çok anlayışlısınız. Teşekkür ederim. Paltomu alıp geliyorum. Bekliyorum. Bir yere mi gidiyorsunuz Necip Bey? Evet efendim. Zümrüt Hanım'la acil bir işimiz çıktı. Efendim, ben sizinle çok önemli bir mevzu görüşecektim. Kusura bakmayın efendim ama bu iş daha mühim. Mesele her neyse daha sonra konuşuruz. Ankara'ya gitmiyor musunuz siz? Gidiyoruz. Seni de götürmeye geldik. Sensiz Ankara'ya gideceğimi düşünmedin herhalde değil mi? Ay, Çınar niye söylemedin? Çünkü seni kızdırmak hoşuma gidiyor. Çok tatlı oluyorsun. Çınar. Acele etmezsek uçağı kaçıracağız. Ama önce bir hediyemizi verelim. Bakalım beğenecek misin? Azra seçti senin için. Teşekkür ederim. Çok güzel bu. Güzel değil mi? Ama istiyorsan şimdi deneme. Ankara'da denersin. Tamam tabii. Çok teşekkür ederim. Azra sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim Toprak. Beğenmene çok sevindim. Güle güle. Hadi hanımlar, kaçalım. Toprak çok şık olmuşsun. Bu elbisenin sana çok yakışacağını biliyordum. İyi ki bunu seçmişim. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Sağ ol. Senin elbisen de çok güzel. Rengine bayıldım. Benim çok tercih ettiğim bir renk değil ama bu modele çok iyi gitmiş. Çınar Bey ısrar edince sana alayım diye ben de kıramadım. Merhaba hanımlar. Pek şıksınız maşallah. Ey hayatım, beğendin mi elbiseni? Çok beğendim, sağ ol. Güzel, iyi günler de giy inşallah. Şu yemeklerin siparişini bir an önce verelim. Toplantıya geç kalmayalım. Ne iyi çocuk şu Tibet. Bak Aslı sen tekrar okula kaydol diye yüreklendirmiş. Derslerine de yardım ederim demiş. Ya ciddi misin? Aferin be. Vallahi iyi kalpli çocuk bu. Ya oğlum, biz de bu çocuğa bir iyilik yapsak. Parası yok ve biz de veremiyoruz doğru düzgün. Pastaneye gelip gideceğim diye helak oluyor çocuk. Abla, lafı yine aynı yere mi getireceksin? Ben burada kalsın diyorum. Ben istemiyorum. Aslı ile aynı evde kalması olmaz abla. Bunlar genç çocuk. Ateşle barut yan yana durmaz. Ben çok huzursuz olurum. O zaman şu aşağıdaki odada kalsın. Yeter ki şu yoldan kurtulsun bu çocuk. Hakikaten içim acıyor benim Muhammed.
ailesi yok. Yazık. Peki abla. Tamam. Da bir soralım bakalım. O ne diyecek? Hayır yaşıyorsun sen. Tepsi getireyim dedim ama hepsi kirliymiş. Aslı yıkıyor. Ya ben yaparım dedim ama tutturdu. Tibet'ciğim, bizim sana bir teklifimiz var. Ama ne olur yanlış anlama. Oğlum senin buraya gelip gitmen çok zor oluyor. Bizimle burada kalsan artık diyoruz. Ya sağ olun Nermin abla ama olmaz. Yani size yük olmak istemem. Oğlum bize yük falan olacağın yok bak. Bak zaten sana çok az para verebiliyoruz. En azından bunu kabul et de bizim içimiz rahat etsin. Hem ben senin patronunum. Ben ne diyorsam o olacak. Kal diyorum kal. Ya teşekkürler. Ama bir ev bulana kadar kalırım. Ondan sonra giderim. Anlaştık mı patron? Anlaştık aslanım. Ne oluyor burada? Artık Tibet burada bizimle kalacak. Evet. Oh, Mr. Ilgaz, welcome. How are you, Mr. Goldberg? My wife, Toprak. Nice to meet you. Very beautiful. Bu bey Alman konsolosluğu kültür ateşeliğinden hayatım. It is nice to have you here. Sizi aralarında görmekten mutluluk duyuyorlarmış. Şınar Bey, yerlerinizi alalım isterseniz. Tabii. Yalıya mı gidiyoruz beyim? Hayır evladım, Reyhanlara gidiyoruz. Neden? Reyhan'ı pek iyi görmedim bugün. Ama bir haber verseydik Necip Bey, belki müsait değildir. Reyhan dinleniyor olabilir. Olsun. Biz yabancı sayılmayız nasıl olsa. Hem biraz da hazırlıksız yakalamak istiyorum ki şu Okan'la olan hallerini bir göreyim. İyi oldu Ankara'ya geldin. Evet. İstersen gene geliriz. Benim üniversiteden arkadaşlarım oturuyor orada. Onlarla tanıştırırım seni. Tamam gelelim. Hatta çocukları da alırız. Lale'yi Anıtkabir'e götürürüz. Çok iyi olur. Sen çok kötü öksürüyorsun Azra. Ankara'nın soğuğu çarptı herhalde. Ama düzelirim merak etmeyin. İnşallah. Çınar Bey, yarın Arıman Mimarlık'ta toplantı var. Sunum dosyasını bugün hazırlamamız gerekiyor. Buradan şirkete mi gitsek acaba? Vallahi biz önce bir eve gidelim, çocuklarla ilgilenelim. Ondan sonra tabii eğer karım izin verirse gelirim şirkete. Aa ne izni Çınar? İş bu tabii ki gideceksin. Benim içi dışı güzel karım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Reyhan nerede? Reyhan... Reyhan şey... Yok mu yoksa? Abi. Bu ne güzel sürpriz. Geldiğinizi duymamışım mutfaktaydım. Ben alayım. Teşekkür ederim.
Ben o zaman bir çay yapayım. Gülzar erken çıktı. Bilseydim geleceğinizi göndermezdim. Önemli değil kızım. Maksat yemek içmek değil. Sizi görmek istedim. O zaman buyurun salona. Ben de sana yardım edeyim Reyhan. Zümrüt Hanım. İyi ki haber verdiniz. Ben de gireli 5 dakika oldu. Ben de bir an mesajımı almadığını zannettim. Neyse son anda toparladık. Buraya gelmen zor olmuştur. Nasılsın? Biraz zor oldu. Çok korktum. İçeri girdiğimde yaşadığım her şey bir gözümün önüne geldi. Merak etme. Yanımda. Bu geceyi birlikte atlatacağız. Sağ ol. Yakışıklı oğullarım benim. Ne de güzel uyuyorlar değil mi? Artık daha çok özlüyorum çocukları. Ben hepinizi özlüyorum. Hadi ben geç kalmayayım da halledeyim şu işi geleyim. Ama sen böyle bakarsan ben bir yere gidemem ki. Tamam tamam hadi git. Kolay gelsin. Tamam sağ ol. Hadi yaramaz. Sen de uyu. Üzme anneyi. Yani hadi gel biz de bunları yiyelim. Gel bereyimle. Haydi bakalım gidiyoruz. Gel. Buyurun. Sağ ol tatlı kız. Ne niyetinizle geldiniz? Değil mi hayatım? Ben çok üşüdüm. Siz de ürperdiniz mi? Yok gayet iyi. Sen ona mı ürperdin? Evet Reyhan'cığım salon biraz serin. Ne güzel. Siz geldiniz Reyhan ablam geldi. Çok mutluyum. Ben en iyisi ısıyı yükselteyim. Ben yükseltirim. İmparator penguenlerde anne ve baba yavrularına dönüşümlü bakarlar. Ama Antarktika'da şartlar zorlaşmakta. Anneden uzun süredir haber çıkmadı. Artık bütün yük baba imparatorun sırtında. Sen ne zaman geldin? Hiç duymadım geldiğini. Sana bir sürprizim var. Akşama mantı yaptım. Hemen şimdi masayı hazırlayacağım. Ya çok iyi olurdu da Şermin. Benim çıkmam lazım. Bir arkadaşla buluşacağım ben. Kimmiş o arkadaş? Askerden bizim Memo. O da gelse hep birlikteysek olmaz mı? Vallahi bu çekingen bir oğlandı ya. Pek zannetmem. Ben gene bir ararım ama muhtemelen gelmez. Aman Sıtkı ya. Ben de bu akşam evde oturup keyif yaparız falan diye düşünmüştüm. Kusura bakma Şerma. Tamam canım, önemli değil. Mantıyı da yarın akşam yeriz. Ne olacak ki? Hastanede olduğumu söylemedik abi, üzülmesin diye. Beni iş seyahatinde biliyor. Evet, çocuklar böyle şeylerden çok etkileniyorlar. Bir çay daha alır mısın abi? Olur kızım. Affedersiniz. Teşekkür ederim. Ben de bir fincan daha alabilir miyim? Tabii hayatım.
Siz de alır mısınız Zümrüt Hanım? Yok, ben izninizle bir bardak su alıp geleceğim. Umarım gerçekten gelir. Çınar Bey'i arayacağım şimdi. Onlar beraber çocukları uyutacaklardı. Sonra da buluşacaktık, öyle kararlaştırdık. Ay, bunların bu mutlu aile tabloları içime fenalık getiriyor. Aynen. Yani Ankara'da böyle sürekli birbirlerine bir iltifatlar, bir sevgi gösterileri. Sanki şov yapıyorlar. Bırak yapsınlar. Ama toprağı görecektiniz. Elbiseyi Çınar Bey aldı deyince düşüp bayılacaktı. Doğru yoldasın Azra. Tekrar gözüme girmeye başladın. Böyle devam et. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, ben bardak bulabildiniz mi diye bakacaktım. Aa, evet evet buldum, teşekkür ederim. Zümrüt Hanım. O gece hastanede Reyhan'ın yanında siz var mısınız? Evet. Peki, kaza yaptığını ne zaman öğrendiniz? Hastaneye gittiğimde Reyhan söyledi. Neden sordunuz? Yok bir şey. Ben sadece size bir teşekkür borçluyum. O gece Reyhan'ı yalnız bırakmadığınız için. Önemli değil. Biz bir aileyiz Okan. Böyle zamanlarda birbirimize destek olmalıyız, değil mi? Efendim Azra, yoldayım ben, geliyorum. Çınar Bey, ben de onun için aramıştım sizi. Yani ben daha da kötüleştim. Hala evdeyim. Hay Allah ya. Ya buraya gelseniz, burada çalışsak. Ya sorun değil, sen yat dinlen, yarın şirkette hallederiz. Yok olmaz Çınar Bey, bu sonum dosyasının yetişmesi lazım. İnanın hiç halim yok. Ya buraya gelseniz toparlardık. Tamam, geliyorum. Toparlanmanıza sevindim. Okan'ın kızı da seni çok benimsemiş. Huzuru yakalamışsınız. Daim olur inşallah. İnşallah abi. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim tatlı kız. Okan. Bu kızlara iyi bak. Yoksa karşında biri bulursun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben yatıyorum. Tamam tatlım. İyi uykular. Reyhan.
Eve tekrar döndüğün için çok teşekkür ederim. Kim var lan senin burada? Sana gönderdiğim parayla bir ev tutamadın mı? Çocuğa burada mı bakılır? Sana ne lan? Sana mı soracağım? Adam olaydın da çocuğuna babalık edeydin. Sen bana babalık öğreteceğine analık öğren önce. Ben o çocuğa her gün bakıyorum. Allah'ın her gün doyuruyorum. Uzaktan ahkam kesmek kolay tabii. Sen ne yapıyorsun da bana hesap soruyorsun he? Çocuğu gördüğün mü var senin? Aç mısın aslanım bak. İyi. Hadi tamam. İşim gücüm var benim. Git. İşin gücün beklesin. Ne oldu? İki kuruş para yolladın diye efendimiz mi kesildin başımıza he? Bu çocukla uğraşmak ne kadar zor haberin var mı senin? El kadar çocuğa bakmak mı zor? Yeter artık tamam. Sıkıldım. İsmail. Erol. Yasuo. Atın bunu dışarı. Al. Hadi kardeşim. Bırak ben müşteri değilim. Oğlumu görmeye geldim. Tatava yapmadan yürü hadi. Dur. İsmail dur. Çok mu istiyorsun sen bu çocuğu? Peki. Getir 10.000 lirayı o zaman. Al çocuğu. Atın dışarı. Ay, hoş geldiniz. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Ne olacak canım, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Sen şifayı bayağı kapmışsın. Ya sormayın, ben iyileşirim sanmıştım ama... yani bayağı kötü üşütmüşüm. İlaçlar da hiçbir işe yaramadı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hastalığın en iyi ilacı tavuk çorbası derler. Annemle Mürvet'in kulağına gitmesin. Ben şifayı kaptığım zaman Cezmi Usta'nın bir dükkanı var, oraya giderim. Yemin ediyorum sana, bir çorba yapıyor, ölü bile diriltir. Zahmet etmişsiniz, çok teşekkür ederim. Hadi gideyim şunları ısıtayım ben sana. Uyudu mu çocuklar? Uyudular. Çınar nerede? Çınar şirkete gitti, işleri varmış. Remzi, Toprak İngilizce öğrenmeye başladı. Öyle mi? Söyle bakalım, what is your name? Aa, baba sen nereden biliyorsun İngilizceyi? Sen de babanı iyice hafife aldın be kızım, Kapadokyalıyız. Bak ha, where are you from? I am from Turkey. Aman be Remzi be. Ya, bende daha ne numaralar var. Apışıp kaldınız işte öyle.
Ay sizi de beklettim, başlayamadık bir türlü. Olsun canım, ne olacak? İç çorbanı, sen hastasın. Çınar Bey'im. Bak, önce şu konuda anlaşalım. Artık bana bey demeyi bırak. Ama yani bilmem ki. Bak, sen artık bizim ailemizin bir parçası oldun. Her işimize koşturuyorsun, sağ olasın, eksik olma. Yani bir çalışanım değil de sanki bir arkadaşım gibisin. Bundan dolayı da çok mutluyum. Beni mahcup ediyorsunuz. Ama ben ne yapıyorsam zevkle yapıyorum. Güzel. O zaman patronun sözünü dinle. Tamam, Çınar. Kerem. Nasılsın hayatım? İyi, sen? Ben pek iyi değilim. Niye, ne oldu? Azra'yla pek bir sıkıfık olmuşsunuz. Evet. Arkadaşım, ne var bunda? Kerem, bana numara yapma. Azra'nın neler çevirdiğinden haberim var. Sevgiliyim diye ortalıkta dolanıyormuşsunuz. Ama merak etme, ben Azra'ya gereken uyarıyı yaptım. Uyarı mı yaptın? Evet hayatım. O kız sana göre değil. Oyunlarına gelme. Arkadaşlığını kes. Anne, kiminle arkadaşlık edeceğimi ben karar veririm, tamam mı? Hayatım, ben senin iyiliğini düşünüyorum. Düşünme anne. Beni de rahat bırak. Kerem, lütfen dinler misin? Tamam anne, daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet. Hadi yeter bu kadar. Ama Çınar daha bitmedi ki. Olsun canım, sonra işte gerisini toplantıda hallederiz. Yok olmaz. Bir kez daha üzerinden geçelim. Benim içim rahat etmez. Ya tamam, sen yeterince hazırlanmışsın. Sağ ol, yeter bu kadar. Hem hastasın, dinlenmen gerekiyor. Peki tamam. Yarın istersen işe gelmeyebilirsin. Yok, yarına toparlarım ben. Çorba çok iyi geldi. Afiyet olsun. Peki sen bilirsin. Ama kötü hissedersen gelme. Hadi iyi geceler. Tamam. Morlayayım ben Sıtkı. Sıtkı, iyi misin? İyiyim gülüm. Biz biraz içkiyi fazla kaçırmışız da. Ben bir kendimi toparlayayım, geliyorum. Tamam. Harikaymış. Tamam Azra. Yarın konuşuruz. Tamam Zümrüt Hanım. Hayırdır Zümrüt Hanım? Bir haber mi aldınız? Yok, önemli bir şey değil. Amerika'da öğlen ya, Ekrem'le konuşuyordum. Reyhan'ı görünce içim rahat eder sandım ama iyi mi hala emin değilim. Bence gayet iyiler Necip Bey. Endişelenecek bir şey yok. İyi geceler. Thank you.
Çınar geldi mi? Şşş, uyu sen hadi. Ben de duş alıp yatacağım. Çabuk gelmişsin ofisten. Basra. Gerilmene gerek yok. İçeri girmeyeceğim. Yok, ben şaşırdım sadece. Annemle konuştum. Öyle mi? Seni benim yüzümden kötü fırçalamış. Şimdi anlıyorum neden bana şirkette öyle davrandığını. Kerem. Anneme de söyledim. Kimle arkadaşlık edeceğime kimse karışamaz. Seni anlıyorum. Annem kolay kadın değildir ama... Bu her istediğini yapacağız anlamına gelmiyor. O yüzden bırakalım istediği gibi düşünsün. Biz arkadaşlığımıza devam edelim. Yani tabii sen de istersen. Kerem, annen haklı. Bence görüşmeyelim. En doğrusu bu. Peki. Nasıl istersen. Toprak. Toprak. Çınar'cığım, gece çok yoruldum diye seni uyandırmak istemedim. Lale'ye söz vermiştim. Oyun parkına gidiyoruz. Merak etme. Hadi bakalım, geldik yine istediğin yere. Tamam. Havalar güzelleşsin, ben seni daha büyük parklara da götüreceğim, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Gel buradan başlayalım. Aferin. Koş bakalım arkadaşların yanına. Topraklar nerede evladım? Toprak Lale'yi parka götürdü. Annesinin de bugün geliş günüydü baba. Allah şifa versin. Amin. Sizin bir sürpriziniz vardı İkbal Hanım. Nedir bu Allah aşkına? İkinizi de alakadar eden bir şey. Allah Allah. Çatlayacağım anne, meraktan söylesene şunu. Aa, sabredin. Az kaldı. Kimi arıyorsun oğlum? Bir toprağı arayayım. Sesi kötü geliyordu. Aa, Ahmet nasılsın? Ben iyiyim Toprak. Esas sen nasılsın? Nezle yedin, şimdi daha iyi misin? Ha, iyiyim iyiyim. Şey, kreşteki çocuklardan kaptım herhalde. Ne kreşi? Kaan için çok erken değil mi? Yok canım, kreşe başlamadı. Senin haberin yok tabii. Benim bir kreşim var artık. Aa, ciddi misin? Çok sevindim. Ne olmuş? Kreş açmış. Aa. Yok, ablama söyledim. Ben çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun.
Eminim onu da çok iyi yaparsın. Teşekkür ederim. Nermin ablaya Aslı'ya çok selam söyle. Söylerim. Bak onların da çok selamı var. Peki kreş nerede? Eve yakın mı bari? Yakın yakın. Büyük bir tane park var ya, oraya yakın. Aa biliyorum. Yeri de güzelmiş. İstediğiniz zaman uğrayın. Tamam. İnşallah yani. Kaan'ı da çok öpüyoruz. Hoşça kal. Öperim. Selamlar herkese. Kreş açmış ha? Evet. Ne güzel. Koş koş kapıyı aç, geldi. Anne ne bu böyle devlet sırrı gibi, amma heyecanlandın ya. Hah. Gel oğlum gel. Gel. Hoş geldin. İkbal Hanım. Geç otur oğlum gel. Öyleyim. İşte annemin devlet sırrı. Bizi tanıştırmayacak mısın anne? Tabii oğlum. Tibet. Memnun oldum. Ben de Çınar. Kardeşin. Zamanı kaldı. Son dakikaları. Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Haluk, pardon. Kerem nasıl? İyi, merak etme. Ne olur kendini yorma sen. Evet. Söylesek mi? Babası oldu. Onunla helalleşmek istiyorum. Ne olur bunu benden isteme Haluk. Kerem'e ben bu acıyı çektiremem. Babası olduğunu bilmesi ne sana ne de ona yarar getirir. Lütfen. Malum o raporun sahte olmadı efendim. Yapmayın Necip Bey. Şimdi de bu bahaneye mi sığınıyorsunuz? Ne bahanesinden bahsediyorsunuz siz? Ben size daha evvel de söyledim. Bu işin aslı yok diye. Efendim ben bizzat gittim. Testi en güvenilir klinikte yaptırdım. Eğer inanmıyorsanız tekrarlatabilirsiniz ama netice değişmeyecektir. Ben Hanım. Hiç uğraşmayın. Ya kendinizi de üzmeyin. Ben en iyisi gideyim. Olur mu oğlum? Ben yukarıda odanı bile hazırladım. Sağ olun. Benim kalacak yerim var. Ayıp Necip Bey. Ayıp. Baksanıza çocuk gidiyor. Yeter! Mürvet çık dışarı. Kapıyı da kapat. Bana bunu hemen açıklayacaksın baba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Çok özledim seni. Hoş geldin. Yanağın oldu anne.
Ben telefonda sana söylemeye çekindim üzülme diye. Küçük bir kaza geçirdim. Ama iyiyim. Çok üzüldüm. Başka bir şey olmadı değil mi? Eminsiniz. Yok oğlum. İyisin değil mi? Hepinize hediye aldım. Yusuf abi. Ne haber ufaklık? Bu senin için. Evladım, ihtimal bile vermedim. Hatta annene testi yaptırması için selahiyetimi verdim. Bu kadar da eminim yani. Baba, rapor ortada. Belli ki yanılmışsın. Ya sana ne demeli? Ben ne yaptım oğlum? Daha ne yapacaksın anne? Bu kadar mühim, bu kadar önemli bir mesele böyle mi söylenir? Belli ki niyetin kötü. Ya resmen bu anın tadını çıkartmak için beklemişsin. Yok yok evladım, benim niyetim seni üzmek değildi. Anneciğim, bana söyleseydin beraber araştırırdık. Böyle bir önecektim ben ya. Ben emin olmadan senin keyfini kaçırmak istemedim. Emin ol, böyle de keyfim kaçtı benim. İnan niyetim senin canını sıkmak değildi evlatçığım. Ben senin niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum, merak etme. Senin bütün derdin babamın evliliği. Sen bunu kaldıramıyorsun. Bütün huzuru bozdun, iş bitti gitti, şimdi rahatladın öyle değil mi? Bunu senden beklemezdim. Nereye yavrum? Sizden uzakta herhangi bir yere. Muradınızı erdiniz mi efendim? Ben de sizle daha fazla kalamayacağım. Zümrüt Hanım'ın yanına gidiyorum. İşte bu, bunlar çok güzel. Bunlardan yapalım. Ama bize şefimiz lazım. Arayalım bakalım ne yaptı. Efendim Ahmet abi. Hah Tibet, ne yaptın? İşini hallettin mi? Evet abi. Ben de geliyorum şimdi. İyi hadi gel. Bir sürü sipariş aldık. Çok işimiz var. Tamam abi. Hoş geldiniz Toprak Hanım. Hoş bulduk. Ben alayım Lale'yi. Sağ olasın. Çınar yok mu? Çıktı efendim. Çantayı da alayım. Ay sağ ol. Azra, hoş geldin. Merhaba Toprak. Girmeyeyim ama. Niye? Gel bir çay içelim. Çok acelem var. Bunu Çınar abiye bırakmak için gelmiştim. Evde mi? Yok, evde değilmiş. Ay hay Allah ya. Bekliyor muydu seni? Hayır. Ama doktora gidecektim. Yolumun üstü diye uğrayayım dedim. Şirkete belki geç giderim. Tamam, ben merak etme ya. Ulaştırırım bir şekilde. Azra, sen pek iyi görünmüyorsun. Birkaç güne geçer, merak etme. Dün akşam Çınar Bey bir tavuk çorbası yaptı. O bile gözümü açmama yetti. Sağ olsun.
Siz dün holdingde değil miydiniz? Hasta olduğumu söyleyince kırmadı beni. Eve geldi. Yani bir elinde çiçek, bir elinde tavuk çorbası. Çok komikti gerçekten. İşlerinizi bitirmişsinizdir umarım. Kalmadı bir şey. Çoğu bitti. Ben artık geç kalmayayım Toprak. Görüşürüz sonra. Tabii. Görüşürüz. Veli toplantısı 2'de dememiş miydik Berna? Evet ama işte birkaç veli erken gelmiş. Siz de yenisiniz ya, o yüzden tanışmak istiyorlar sizinle. Tamam peki, geliyorum birazdan. İşiniz çok iyi oldu Toprak Hanım. Cansu okula gitmeye can atıyor. Tekrar memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok sağ olun tekrar geldiğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Toprak. Aa, hoş geldin. Canım biraz sıkkın, sana ihtiyacım var. Ne oldu? İçeride konuşalım mı? Tabii tabii, gel. Gel. Sen nasıl bir şarlatansın? Hoş geldin. Tibet. Memnun oldum. Ben de Şınar. Kardeşin. Nereye yavrum? Sizden uzakta herhangi bir yere. Necip Bey. Dalmışsınız. İyi misiniz? İyiyim. Buyurun. Sağ olun. İnanamıyorum yani bunca yıl sonra bir kardeşin olduğunu öğrendin. Kendimi ihanet uğramış gibi hissediyorum Toprak. Zaten çok zor barışabildim babamla. Yaşadığım süreci biliyorsun. Şimdi onu nasıl affedebileceğimi bilmiyorum. Çınar, olan olmuş artık. Hem zaman değiştiremeyiz ki. Belli ki baban da çok üzülmüş. Hem olayı iyi tarafından bakalım. Sonuçta bir kardeşin olduğunu öğrendim. Bence bu çok güzel bir şey. Ben şu an kardeşlerimin yanımda olmasını öyle çok isterdim ki. Seninle konuşmak bile çok iyi geldi bana. Hadi bakalım herkes antrenmana. Reyhan abla. Babam bunu imzalama ötmüş. Giderken ofisini arasak imzalasa. Bugün son gün. Yoksa maça gidemem.
Tamam, bakarız. Benim bir sınıfa gidip gelmem lazım. Sen burada bekle, olur mu? Hemen geleceğim. Tamam, benim de bir toplantıya gitmem gerekiyor. Beraber çıkalım. Ya dur. Vedalaşmadan gitme, olur mu? Tamam. Geliyorum. Şaka mı bu? Maalesef beyefendi, kredi kartı borcunuz varmış. Maaşınız da iyi değil. Size krediyi onaylayamıyoruz. İhtiyacınız ev, araba. Belki başka türlü yardımcı olabiliriz. Yok, özel bir şey benimki. Efendim? Sıtkı, Okan Bey geldi. Evrak gidecekmiş. Seni soruyor. Tamam, geliyorum. Toprağa hayırlı olsuna geldik. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. He, büyütülecek bir şey yok. Ya kardeşim, önce karımla arama girdin. Şimdi kardeşimi bana gıcıklık olsun diye mi kullanıyorsun sen? Ya senin derdin ne? He? Sen kafayı bana mı taktın? Ne kardeşi? Neden bahsediyorsun? Manyak mısın, nesin be? Hadi. Anladım. Yok yok. Tarzını biliyoruz aşağı yukarı. Böyle bilmiyormuşum ayakları yapma, yemezler. Haberim yoktu Çınar. Toprak aradı, böyle böyle dedi. Ben de Tibet'i işe aldım. Ben nereden bileyim kardeşin olduğunu? Hele seninle benim hiç işim olmaz. Toprak nereden tanıyor Tibet'i? Hayırlı olsun Toprak. Sağ ol Ahmet. Tibet, sana da teşekkür ederim. Bunu benden nasıl saklarsın Toprak? Bunu senden beklemezdim. Çınar, ben Tibet'i tanımıyorum ki. Hayatımda bir kere gördüm. Ahmet'in yanına gönderirken de kim olduğunu bilmiyordum. Nasıl bilmiyordun? Sabah ev yıkıldı bu yüzden. İyi de bana kimse bir şey söylemedi. E çocuğun adını nereden biliyorsun peki? E belli ki bir samimiyet kurmuşsun. Peki, sana ne demeli? Sen neden Azra'nın evinde çalıştığınızı benden sakladın? E ne yani, sen şimdi buna mı taktın? Evet, taktım. Ya Azra Kerim'in sevgilisi. Saçmalama Toprak. Bu gidip birlikte çalıştığınızı benden saklamanı gerektirmiyor ama. Ayrıca senin bu kızla yeni fotoğrafların ortaya çıkmadı mı? Bu işi kimin yaptığı belli değil. Sen ne kadar rahatsın ya.
Nasıl Azrail'e riske girersin? E ne yapayım, söylemeyi unutmuşum, tamam mı? Tamam değil. Sen beni suçlarken önce bir dön kendi yaptıklarına bak. Demek ki insan bazı şeyleri söylemeyi unutabiliyormuş. Ben de sana tweet'i söylemeyi unuttum. Ya bu ikisi aynı şey değil Toprak. Bal gibi de aynı şey işte. Vay be. Demek sen Çınar'ın kardeşisin ha? Ahmet abi. Ben sürpriz yaptığımız kişinin Toprak Hanım olduğunu bilmiyordum. Ya bilsem gelmezdim zaten bu sabah yaşadıklarımdan sonra. Ne bileyim, sana da sürpriz olsun diye ses etmedim. Böyle olacağını bilseydim. Bugüne kadar yaptıkların için teşekkür ederim. Ben eşyalarımı da sonra gelir alırım. O ne o? Hiçbir yere gitmiyorsun. Seninle ne alakası var bu olayın? Sok o anahtarı cebine. Olmaz abi. Ben senin de canını sıkacak bir şey olsun istemem. Oğlum bizim Çınar'la husumetimiz başka. Seninle ne alakası var? Hadi. Gel biraz dolanalım, açılırsın. Gel. Hadi oğlum. Tamam. Bu Azra olayını hallettiğimizi düşünüyordum Toprak. Böyle içine attığını, gerildiğini düşünmüyordum. Bravo sana. Ben seni hep göründüğün gibi zannediyordum. Öyle değilmişsin. Çok şaşırttın beni. Neredesin sen? İşin varken nereye gidiyorsun? Yoksa sen Yasemin'i mi arıyorsun? Daha çok ararsın. Sevinme boşuna. Ben buldum Yasuo'yu. Bulursan bul. Oğlanı alabildin mi? Yaparken neydi? Şimdi böyle uğraşırsın işte. Yeter. Al anahtarlarını da. Al işini demir. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Bana saldırdığını söyleyeceğim, içeri tıktıracağım seni. Bana dokunduğuna pişman olacaksın. Yeter! Rahat bırak adamı. Eğer Sıtkı'ya bir şey yaparsan, onu polise verirsen, abimle konuşur, her şeyi anlatırım. Bak Okan, Yusuf geldi. Ben de evdeyim. Öyle ya da böyle seninle aynı çatı altında duracağım. Ama bir pisliğini daha görürsen seni tutuklatırım. Ne benim ne de çocukların suratını bir daha göremezsin. Bu da senin son şansın. Sen de efendim Azra. Çınar evde misin? İmzanı almam lazım. Şimdi imzayla uğraşacak halde değilim, sonra. Ama acil olmasa gerçekten rahatsız etmezdim. Belgeler hazır. Ankara'ya kuryeyle yollayacağım. Ama senin imzan olmazsa... İyi tamam. Tamam ama evde değilim ben. Sorun değil. Neredeysen oraya gelirim. Peki.
Sana ne be kızım el alemin oğlunun işinden? Anne ben ne bileyim çocuğun Çınar'ın kardeşi çıkacağını. Ben sadece yardım etmek istedim. Yine olsa yine yaparım. Merhametin altındaki maraz bu işte. Ya tevekkeli değil İkbal Hanım burnundan soluyordu. Sebebi buymuş. Herkesin canı çok sıkkın. Çınar da hala ortada yok. Saat kaç oldu? Kim bilir nerede? İkbal Hanım, bence siz artık bu duruma karışmayın. Ya bana yardımcı oldunuz ama bu artık sizin çözeceğiniz bir şey değil. Ama evladım bir konuşsaydık. İyi akşamlar. Evet, kötü bir şey mi oldu? Canım çok sıkkın Aslı. Anlatmak ister misin? Hazır, hadi gelin. Zor bir gün olmuş senin için. Sonra. Bu Tibet konusu zaten yeterince gerdi beni. Bir de toprağın gereksiz kıskançlıkları. Kıskançlık mı? Sizi mi? Sonra. Seninle çalıştığımızı söylemeyi unuttum ona. Benim yüzümden. CD'yi verirken söylemiştim. Yani hasta olduğumu görünce. Önemli olan kimi neyi kıskandığı değil. Yani böyle saçma sapan şeylere kafa takmasına sinirleniyorum ben. Ben bile babaya gideyim. Ama kalabalıktı, stadyum gişesi gibi. Neyse ver şu dosyayı imzalayayım. Sen de hasta hasta geldin buralara kadar. Ya hiç önemli değil. Kuryeyi buraya çağırırız, burada veririz dosyayı. Kalem. Arkadaşımı böyle bir anda yalnız bırakamam. Ne haber Toprak? Sorma canım, çok sıkkın Kerem. Ne oldu? Çınar'a ulaşamıyorum. Bugün biraz tartıştık. Sanırım bana çok kızgın. Yapma ya. Üzüldüm şimdi. Kaç kere aradım, telefonu kapalı. Nerede bilmiyorum. Biz birkaç kere Nişantaşı'nda bir bara gitmiştik. Yani önceden. Canı sıkkınken takıldığı bir yer. Belki yine oradadır. Adı ne? Söyle, hemen gidip bakayım. Olmaz canım, bir başına bırakmam seni. Beraber gidelim. Hadi gel çıkalım o zaman. Durumu kötüleşiyor. Tüm yakınlarını çağırın, vedalaşsın.
Bunalıyorsun değil mi? Sana yemin ediyorum. Aldığım nefes yetmiyor Azra. Gel biraz dışarı çıkalım istersen. Başım çok dönüyor. Bana bir taksi çağıralım, ben eve gideyim. Tamam. Önce seni eve bırakalım. Sonra da ben giderim. Hadi. Bir arkadaşı geldi. Biraz kaldılar. Sonra beraber çıktılar. Birlikte gittiler yani. Taksi çağırdılar hatta. Durağı sorabilirsiniz. Karşıdaki durakta mı? Hı hı. Tamam, çıkalım. Biliyorum ben durağı. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ ol. Başım çok dönüyor Azra. Hem biz niye buraya geldik? Eve gidecektik. Seni birazcık toparlayalım. O halde toprağın karşısına çıkamazsın. Nefes alamayayım. Doğru söylüyorsun, toprak beni böyle görmesin. Çok kızar. Ah benim güzel karım. Benim çok iyi bir ayılma formülüm var. Onu yapıp hemen geliyorum. Osman abi geldi. Ona soralım nereye götürmüş. Osman abi, arkadaşlar bardan aldığı müşterileri soruyor. Hani Şınav Bey'le yanındaki arkadaşını. Nereye bıraktın abi? Pardon. Efendim Necip Bey. Anlamadım, hastanede misiniz? Neden? Yani yalıya gitmediler öyle mi? Yok kızım, başka eve gittik. Tamam, acaba rica etsem bizi de oraya götürür müsünüz? Annem iyi ama değil mi? İyi dedim ya evladım. Küçük bir kontrol. Ama yanında olmanda fayda var. Tamam, tamam, ben birazdan geliyorum. Toprak, kusura bakma, acil bir işim çıktı da. Sen eve gidebilirsin değil mi? Tabii tabii, önemli değil. Geldiğin için sağ ol. Ha şey, Çınar abiyi de merak etme. Çoktan eve gitmiştir bile. Sana diyeceği varmış. İyi tamam. Çık. Ne oldu? Niye geldin yine? Al hepsi senin. Ben oğlumu alayım. Aman.
Aman al git oğlunu. Bir avuç altına sattın ya oğlunu. Helal olsun. Bana ahlak öğretme. Ben caymadan şimdi defol git. Yoksa o çocuğu da paraları da aldırır, dövdürüp köpeklere attırırım seni. Hadi. Annem nerede? Nasıl şimdi? Evladım, annen iyi. Hasta olan o değil. Ne demek şimdi bu Necip Bey? Kim hasta peki? Baban. Babam mı? Ne diyorsunuz siz Necip Bey? Haluk Krali. Senin baban. Bütün altınlar gitmiş. Yok Şerman, hırsız girmedi. Anlamadım. Bu çocuk nereden çıktı? Bu benim oğlum Şerman. Emin misiniz buraya bıraktığınızı? Evet kızım. Daha bir saat olmadı buraya bırakalı. Şu eve girdiler bir hanımla beraber. Peki teşekkür Azra. Toprak senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burası Yeşim'in eviydi. Ben ev arıyordum. Zümrüt Hanım da burayı gösterince kiraladım. Çınar burada mı? Yo, o nereden çıkardı? Azra!